etkiliyor. Bakın bir hikaye anlatayım. Lütfen. Genç çocuk geldi bana 39 yaşında. Hocam dedi, ben evlenmedim. Evlenmememin sebebi de saçlarımın yokluğu, kellik dolayısıyla ben kızlarla konuşmak veya karşısında konuşmaktan <laughs> inanılmaz bir <iyice> rahatsızlık <laughs> duyuyorum. Utanıyorum. Sanki bana bakıyor, sanki benim o kusurumu görüyor gibi. Bu da beni içe kapanık yaptı. Yıllardır böyleyim, evlenemedim hocam. Saç ektirmek için geldim dedi. <laughs> Çocuğa baktım. Dedim ki, bak ee, hatta o arkadaş daha sonra ben rica etti operasyondan sonra benim sosyal medya hesaplarımdan resimlerini yayınlattırdı Aa, kendi ısrarıyla öncesini ve sonrasını bu çok önemli. Dedim bak senin saçını yapacağız saç önemli tabii ki estetik algıda hakikaten insanın yüzünün estetik ünitesinin en önemli komponörlerinden bir tanesi saçı. Saç kaybolduğu zaman Gözünüz, yüzünüz, dudaklarınız, çeneniz, boynunuz ne kadar güzel olursa olsun orada bir eksiklik oluyor. Evet. Dedim sen de saç tamam mı bir de burnunu da yapmak lazım. Bir de bunu da yapmak lazım dedim ben buna. Hocam harikasın. Tamam hocam memnun Çünkü bu da bir bütünün bir parçası. Puzzle'ın bir parçası. Saçını ektik, burnunu yaptık. Aradan 5 ay geçti bana çok güzel bir fotoğraf gönderdi gönderdiği fotoğrafta bir genç kızla beraber evet çok güzel bir fotoğraf çektirmişler. Hocam dedi. Çok teşekkür ederim yazmış, göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Kendi özgüvenimi kazandım ve ben bu kız arkadaşımla yakında evleneceğim. Ay. Nişan aşamasındayız. Çok mutluyum. Lütfen bizim bu fotoğrafımızı paylaşır mısınız?" dedi. Barık.